Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastik Show. One Piece mangasının 915. sayısının incelemesine hoş geldiniz. Niye böyle olmadı lan? Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastik Show. One Piece mangasının 915. sayısının incelemesine hoş geldiniz. Mangayı beğenmiyor musunuz? Çok kötüydü lan manga diyenler var. Evet, gerçekten bölüm yani geçiş bölümlerinden biriydi tayfa. Bölüme puanlama yapmam gerekirse 10 üzerinden 8.2 verebilirim. Cidden bugün puanlamada bayağı düştüm. Neden? Tartışacağımız önemli konular var. Bu önemli konular çizimler, senaryo, gidişat, yapılan hareketler neler olacağı konusu. Yapay şeytan meyvesinin ve fare adamın yapay aslan meyvesinin neye dayandığını, neler olacağını, öncü şeflerin bu kadar güçlü olup olmadığı konusu, Kaido'nun bölgesinde cirit atmaları ve Hoshoku'nun haki kralların hakisinin bu kadar basit çizilmesi, ben sayıyı okurken bile anlayamamıştım. La bu kralların hakisi mi dedim hatta. Evet, Zoro'nun aurasından Urashima'nın korkması, Zoro'nun kızı korumaması Okiku'yu ve arkasından bırakması, çıplak heriflerimi keseceğim yahu demesiyle Zoro'nun adının çıktığını duyuyorum tayfa. Neler oluyor mangada, neler? Bir haftadır mangayı bekliyoruz ve elimize geçen bölüm bu muydu? Geçen hafta mangayı eleştirdim. Ondan önceki hafta da eleştirdim. Ve hatta olumsuz yorumlar yaptım. Bu yorumların üzerine bana şöyle şeyler söyleyen oldular. Şöyle şeyler. Sen çiz la mangayı diyenler oldu. Ben çizeyim. Ben. Mangayı kaç aydır, kaç yıldır okuyoruz. Ve eleştirme hakkımız var. Bu sayıları bekliyoruz. Çünkü One Piece'e önem veriyoruz. Bakın Ace şapkası, Luffy şapkası, Luffy figürleri. Luffy seven Barto kulübü gibi kulübümüz var. Ve lanet olsun bu manga eleştirmeye hakkımız var abi. Yapmayın. Yapmayın. Kötü olan şeye kötü diyebiliriz. Bozuk olan şeye bozuk diyebiliriz. Anladınız mı? Bunlar önemli şeyler. Bunlar diğer serileri ne kadar yapıcı bir eleştiriyle eleştirirsek bu bize ve kitlemize daha iyi şeyler katar. O yüzden bir şeyin kötü olduğu veya iyi olduğu konusuna direkt olarak sorgulamadan inanmayın. Bir şeyleri sorgulayın. Bence bu önemli bir şey tayfa. Her neyse. Evet, ilk sayfada kapak resminde Bellamy'yi görmüştük. Bellamy'nin bir korsan bayrağı yaptığını ve orada boyama ustasıyla beraber çalıştığını gördük tayfa. Bellamy'yi görmek güzeldi. Geçen sayıda da Bellamy vardı ve bence Bellamy'nin hikayeleri güzel olacaktır. Daha yeni başladı henüz hikaye. Bellamy'nin hikayesi nereye gelecek? Bellamy belli ki artık iyi biri olmaya başlıyor tayfa. Artık Luffy ile yaşadık şeyden sonra artık o da bir korsan filosundan, Luffy'nin korsan filosundan biri tayfa. Ve sayfayı çevirmeye başladığım zaman Trau'yu göreceğimi düşündüm Trafalgar'la ama göremedik. Urashima'yı gördük. Ve Urashima'nın restoranda ne kadar çok kendini övdüğünü, Okiku'yu almak istediğini ve yanındaki fare adamın, Splinter Usta dedim benim fare adamın gelip ne kadar düşmansı şeyler sergilediğini ve nedense yetenekli yani yapay şeytan meviz kullanan giftlerin çoğu gerizekalı ve ucube şeklinde çiziliyor. O da bunu neden yapıyor? Nereye konuyu bağlayacak bilmiyorum. Hatta bununla ilgili bir sürü teorim ortaya çıktı. Özellikle şu yapay şeytan meyvelerinin basat olduğu ile ilgili. Ve fare adamın ne kadar çok sosyal hiyerarşiye değindiğini, Urashima'nın ne kadar ünlü olduğunu ve o Okiku'nun bulunduğu bölge Orochi'nin bölgesi olduğunu ve oraya gidilmemesi gerektiğini söyledi. Ve gidip orayı istersek yıkarız, yakarız, gelip kadını alıp kaçırırız demesi vardı. Ve Urashima'nın bir Akun'u yeme isteği, oradaki insanların evcil hayvanını yeme isteği vardı. Urashima'nın ne kadar salak bir karakter olduğunu veya iğrenç bir karakter olduğunu o da bize tek yansıtmaya devam ediyor tayfa. Ardından Tama'nın kaçırıldığı sahnede Jaylen adamın yorulduğunu gördük. Jaylen adam o Tama'yı kaçırırken neden çok yoruldu? Yapay şeytan meyvesi kullanıcıları belirli bir yere mi kadar dayanıyor? Yoksa yapay şeytan meyveleri ona ihanet mi ediyor? Gerçek şeytan meyvesi gibi olmadığını daha iyi görebiliyoruz. Resmen çakma şeytan meyvesi, çin malı şeytan meyvesi gibi bir şeytan meyvesi oldu bu giftersler. Giftersler'den bir ordusu olduğunu düşündüğümüz zaman Kaido'nun ne kadar büyük, ne kadar olağanüstü olduğunu düşünmüştük. Ama şimdi baktığımız zaman ne kadar basat olduğunu görebiliyoruz. Geçen bölümde Jaylen adamın, yarasa adamın işlev olabileceğini düşünmüştüm. Ama bu bölümde Jaylen adamın yorulması veya dayanıklılık konusunda zayıflığının ortaya koyulması ve sürekli yapay şeytan meyvesi kullanıcıların basat çizilmesi, öncü şeflerden biri olan Holdem'in aslan meyvesi olması ve aslanını kontrol edememesi, bunun üzerine Otama'yı kaçırmasından dolayı artık yapay şeytan meyvesi kullanıcılarına basat gözüyle bakıyoruz. Bence bu konuda haklıyız ve haklı olmalıyız. Çünkü yapay şeytan meyvesi basat gösteriliyor bize. Neden? Neden bunu o da yaptı? Kaido'nun gerçekten çakma ve anlamsız bir ordusu mu var?
Tüm Kekadas Art'ta şöyle demişlerdi. Big Mom'un Charlotte Family'si, Charlotte ailesi var ve birbirinden güçlüler. Bağlantılarına ve birbirine olan güvenlerine baktığımız zaman Charlotte ailesi de Katakuri haricinde basat çıktı. Değil mi? Smotin'in hiçbir şey yapmadığını, diğerlerinin Charlotte ailesinden Opera'nın yaptığı şeylerden sonra Big Mom'dan korkması ve olanlara baktığımız zaman basat çıkmışlardı. Aynı şekilde Kaido için ve Kaido'nun ordusu için de mi geçerli? Bu giftersler cidden basat mı? Öncü şeflere baktığımız zaman öncü şeflerden biri Basil Hawkins ve diğeri Holden ve bir tane daha kişi vardı. Basil Hawkins Kaido'nun tam olarak adamı sayılmaz. Holden'e baktığımız zaman kendini bile kontrol edemeyen biri. Peki burası nereye varacak? Öncü şefler cidden sadece bir şef mi? Kaido'nun has adamları değil. Bunu unutmayalım. Jack Kaido'nun asıl adamlarından biri. Yani bu öncü şefler aslına bakarsanız ülkeyi kontrol etmek. Ve bence bu öncü şef tam olarak Kaido'nun adamı yerine Shogun Orochi ile bir ilişkisi olabileceğini düşünmeye başladım. Yani onunla bir ilişkisi var. Kaido ile ortak bir bağ olduğunu düşünüyorum Tayfa. Otama çok korktu bu bölümde Holdem'den. Ve Holdem'in aslanı bayağı komikti. Bu bölüm tamamen troll ve komikliğe odaklanmıştı Oda Sensei ve çizim konusunda çok da iyi iş yaptığını söyleyemem. Çizimler konusunda bence basitlik devam ediyor ve çok böyle usta şaheser şeyler göremedim mi düşünüyorum. Bence eminim siz de bunu düşünüyorsunuzdur. Çünkü cidden öyle. Otama'nın gücünü merak ediyor. Otama'nın sahip olduğu güçler önemli ve yanağından bir şeyler çıkartması, mochi çıkartması ayrı bir kenara. Tama zaten kendi söyledi hayvanlarla arasının iyi olduğunu ve sanki özel bir gücü varmış gibi. Çünkü demirci ustası Itsuka'ya şey demişti. Otama sahip olduğun güçler düşman için çok kullanışlı. Bu yüzden başkalarının önünde gücünü kullanmaktan kaçın demişti. Evet, hayvanları kontrol etme veya hayvanları eğitme. Neden bu var Otama'da? Önemli. Önemli. Babunu neden nasıl evcilleştirebildiği konusuna Holden çok takılıyor. Bu güç belli ki hayvanlarla arasında Kaido'nun belki cidden hayvanlarla veya yapay şeytan meyvelesinden oluşan ordusunu kontrol etmekle alakalı bir etkinliği olabilir. Pense getirmesini istedi Otama'nın yanağından mod çıkartmak için. Pense mi? İyice trollüye bağlanmıştı bu sayfalarda manga ki Luffy ile Zoro'yu görmeye başladık tayfa. Luffy ile Zoro'nun girişi efsanelere bedeldi. Ama orada Komodo'nun üzerine binmiş Zoro, Luffy ve Okiku'dan sonra Luffy'nin girişi ve Luffy'nin olduğunu sezenler, orada hemen Otama'yı kaçıranların olduğunu söylenenler ve Luffy'leri şikayet edecekler vardı. Orada hemen bir Oshoku'nun Haki Kralların Haki'si patlaması geldi Luffy'den ve Okiku onu ilk defa görüyor anlaşılan. Bu ne dedi, bir şey mi yaptın dedi. Ve o Haki olduğunu söyledi orada Luffy. Şimdi o kısımlarda Oshoku'nun Haki konusu çok basat çizilmişti. Ben manga okurken dediğim gibi kralların Haki olup olmadığını anlayamadım. Bir tane iki tane etrafta bayılan biri var. Bu da doğru düzgün Komodo'nun çizim zaten basattı. Ciddiyim bu konuda tayfa. Basattı yani. Çok daha iyi çizilebilirmiş. Neden böyle çizildi bilmiyorum. O da acaba bir kere çizip geçiyor mu, ne yapıyor? Onun dışında 20 yıl önce bu kasabanın, Bakura kasabasının Orochi'nin geldikten sonra Orochi, burası normalde kalenin etrafında kurulmuş bir canlı kasabaymış ama Orochi geldikten sonra burada ne yapmak istiyorlarsa yapmışlar. Belli ki kafasına göre takılıyorlar. Her zaman Orochi'nin konusu ve sosyal hiyerarşi, yani burada neler yaşandı, sosyal statü farkını dile getirdi o da sürekli bu bölümlerde. Sürekli zaten bunu anlatıyor artık. Ve burada seçkin esnafların, tacirlerin bulunduğunu falan söyledi. Bu kısımların önemli olduğunu pek düşünmüyorum Tayfa. Kafasına göre resmen ülkeyi yönetmiyor adam. Zevkine göre yönettiğini söyledi ve uçan sumo güreşçileri gördük abi etrafta. Urashima'nın çok güçlü olduğunu gördük bu bölümde. Sumo güreşçileriyle ilgili bir dövüş vardı etrafta ve Urashima döktü, kırdı, parçaladı, kendini övdü ve Urashima'ya kafa tutanlar vardı. Urashima 19 kişiyi falan indirdi. Urashima'ya kafa tutanlar ayrı bir yana, Urashiri övenler ayrı bir yana ve orada bir şey olması, spiker olması, aynı Dressler olsa da Kolezyum'da çıkan savaşlar gibi Luffy diye bağırıyordu. Aynı sahnenin benzerini gördük burada ve Urashima'ya övmeler çıktı. Hatta Urashima Okiku'yu görünce Okiku'yu istedi. Direkt orada bir aşk skandalında oluyor falan diye garip troll ve komik anlar yaşandı tayfa. Bu kısımda animede çok fazla güleceğimize inanıyorum açıkçası ama mangada çok da gülemedik çünkü beklentilerimizi karşılayamadı. Gelinim olmaya mı karar verdin dedi orada Urashima ve oradakiler tepki gösterdi. Bu kadın sosyal statü farkından dolayı evlenemezsin, buraya gelmeye hakkı yok, öldürelim falan filan yaptılar. Orada direkt Urashima kafa tuttu onlara. Onun dışında Luffy'nin bağırması çok iyiydi, tam adına birini arıyoruz demesi.
Kasabanın yöneticileri nerede demesi, bağırması epikti zaten. Büyük ihtimalle kavga çıkması yakındır. Orada zaten direkt Okiku'yu kaçırdılar ve Zoro hiçbir şey yapmadı. Yapmamasının sebebi Okiku'nun elinde kılıç olması ve bence Zoro Okiku'da bir aura hissetti. Onun dışında Zoro'nun neden böyle bir şey yaptığını tahmin edemiyoruz. Çıplak adamları kesmek biraz tuhaf olurdu dedi ve bunu mizahi olarak o da bize söylettirdiğini düşünüyorum. Onun dışında Zoro'nun dikkatsizliğine vermesi gerektiğini hiç zannetmiyorum. Böyle bir sahne olmaması gerekiyor. Umarım değildir. Umarım o Zoro'nun dikkatsizliğine veya Kenmu Chokakis'ini kullanmamasına gelmemiştir. Çünkü Zoro hiç şaşırmadı. Şaşırmamasının sebebi de buydu bence. Onun dışında hiçbir şey diyemiyorum bu konuya tarafa. Zoro belli ki kızın aurasını sezdi. Kılıç ustasıydı zaten ve samuray olmak istediğini söyledi. Onları anladı Zoro az çok ve bence saldı o Kikuyu diye düşünüyorum kendini koruyabilir diye. Kılıç samuraylara karşı da Zoro biliyorsunuz ne kadar iyi duygular beslediğini ve son sahnede zaten Urashima'nın saçını kesen, samuraylara olabilecek en büyük aşağılayıcı hamleyi yapan Okiku çok güzel sözlerde bulundu ve Luffy ile Zoro'nun orada gülüşüyle zaten manga sona erdi Tayfun. Manga bu kadardı. Bahsedeceğim çok da bir şey yok. Önemli şeyler yok. Çünkü geçiştirici bölümlerden biriydi. Sizin de canınızı çok sıkmak istemiyorum ama tekrardan manganın sayfalarını çevireceğim ve önemli bir konu var mı diye bakacağım Tayfun. Bu önemli konulardan biri, bence en önemlilerinden biri. Fare adamı geçeceğim, Urashima'ya gideceğim. Çünkü yapay şeytan vermesinin vasatlığından bahsetmiştim. Değinmemiz gereken önemli konu bence bu sayıda. Sosyal hiyerarşi veya sosyal statü farkını bir kenara bırakırsak, Holden. Öncü şefler. Canavar korsanları öncü şefleri var. Bence bir de bunların üzerinde, öncülerin üzerine bir tık daha üstleri var diye düşünüyorum. Diye düşünüyoruz. Bu öncü şefler ne kadar güçlü? Kolundaki dövmeler ayrı bir kenara. Bıyıkları çıkmış. Belli ki komple vücudu evrim geçiriyor. Mutasyona uğruyor. Ve yapay şeytan meyvesinden dolayı aslan da göbeğinden bir yerinden çıkıyor abi. Ve onu kontrol edemiyor. Bu çok tuhaftı. Bu çok vasattı. Ve kendine vurdu, aslana vurduğu zaman aslan hatta kendine vuruyor. O da aslana vuruyor. Çok abi bunda ne işe yarayacak? Bu nasıl bir öncü şef oldu? Neden öncü şef oldu? Bu aslandan bir güç çıkacak mı? Nasıl oluyor bu? Neden öncü şef olmasının sebebi neydi? Shogun Orochi'nin bir kıyağından dolayı mı öncü şef oldu yoksa cidden bir gücü var mı? Bunu merak ediyorum. Onun dışında bölümde bahsedeceğim çok da bir şey kalmadı sayfa. Yani bakıyorum döndürüyorum sayfaları Çok da bir şey göremiyorum sayfa. Her neyse bu live reaction'ın değil incelemenin de sonuna geldik tayfa. Bir sonraki bölümlerde büyük ihtimalle bir kavga çıkacak. Özellikle Okiku'ya kafa tutanlar çıkacak. Luffy Zoro kafa tutacaklardı direkt oradaki halka karşı. Ve ardından Trao gelip bizimkileri kurtarır diye umuyoruz. Ve ardından Holden'in yanına doğru giderler Trao ile birlikte diye düşünüyorum tayfa. Çünkü Trao onların geldiğini anladı ve bir hamle yapmadı. Yapılmasına az kaldı. Rum'la çeker herhalde birazdan bir yere diye umduk tayfaca. Ve bundan başka bir senaryo aklımıza gelmiyor. Onun dışında direkt olarak ya bu kasabadakilerle kapışır bizimkiler. Ya da direkt Holden karşısına gelir Holden'lerle kapışır ki kapışması için bir sebep yok. Trao bir sebep bulması gerektiğini inanıyordur bence. Ve onları bence bir yana çekerler mutlaka. Evet teori yapabileceğim bir şey kalmadı. Bu hafta zaten yeterince teori paylaştım. İki tane teori paylaşmıştım geçen hafta. Aklıma bir şeyler gelirse önemli bir konu olsa sizleri zaten belirtirim tayfa. Sizleri seviyorum. İncelemeye katılan herkesin eline yüreğine sağlık. Lütfen yorumlarda da objektif bir şekilde mangayı inceleyin ve teori yapın tayfa. Ben neden kötü dedim, ben neden şunu dedim, bunu dedim falan onları yargılamak yerine objektif bir şeyler sunun önümüze. Lütfen. Sizleri seviyorum. Fikire ve düşünce özgürlüğünün açık bir ortamdayız. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın tayfa. Hoşçakalın. Atamanın